Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin yükselişine devam ederken özellikle haftalık bazlı olarak çok önemli bir eşiği geride bıraktı. 21 bin dolar seviyelerinin üzerine hızlıca hareketlerini sergileyerek haftalık bazlı olarak daha da fazla ilerleyebileceğiniz sinyallerini vermiş bulunmakta. Tabii ki bu 21 bin dolar seviyelerini destek bazlı olarak konuşacağız teknik grafik üzerine geldiğimiz zaman. Altcoinler tarafına geldiğimizde ise henüz ciddi yükselişler Bitcoin'deki gibi göremedik. Tabii ki kendisini yukarıya doğru at projeler mevcut. Fakat genele baktığımız zaman zaten dominans tarafından da anlıyoruz ki altcoin'lerde herhangi bir atılım durumu söz konusu değil. Bu veriler ışığında piyasamızın nereye doğru gidebileceğini daha iyi anlayabilmek adına tabii ki makro yapıda genel gidişatı iyi bir şekilde anlayabilmemiz ve buna bağlı olarak da pozisyonlarımıza karar vermemiz kesinlikle gerekiyor. Bu video içerisinde makro yapıda ne gibi durumlar olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağım ve özellikle Çin ile Amerika Birleşik devletleri arasındaki gelişmeler makro yapıyı derinden etkileme potansiyeline sahip olacak. Bu haberi çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Video içerisinde on-chain veriler bazı olarak da Bitcoin'in uzun vade yatırımcılarının ne gibi pozisyonlar içerisinde olduğunu da detaylı bir şekilde anlamış bulunacaksınız. Piyasalara etki edebilecek bankalar ve isimlerden kripto paralar ile ilgili çarpıcı yorumlar olduğunu da sizlere belirtmek isterim. Videoyu izledikten sonra şu anki fiyat hareketlerinin bir fırsat mı alım fırsatımı yoksa bir kaçış kapısı mı bunu net bir şekilde anlayacağınızı ümit ediyorum arkadaşlar İsterseniz hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine İlk haberimiz Ripple savunucusu avukat John Dayton tarafından gelmekte. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde özellikle Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto paraların ciddi seviyelere geleceğini ve bu seviyelerde kalıcı olacağını dile getiriyor. Kendileri özellikle kripto paralar ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardan kaynaklı söylemiş olduğu sözlere de bizler önem veriyoruz arkadaşlar. İçeriye baktığınız zaman özellikle bu 3 kripto para haricinde bulunan birçok kripto paranın yok olacağını da dile getirmiş durumda. Elbette kripto paralarda birden fazla proje Önümüzdeki 5 yıl içerisinde aramızda olmayacak. Bu bilgi bizim için neden önemli arkadaşlar? Özellikle kripto paralara yatırım yaparken sepetimizde hangi paritelerin major seviyelerde bulunması gerektiğini anlayabilmemiz açısından önem arz etmekte. Yani demem o ki kripto sepeti yapacaksınız. John Dayton'ın da söylemiş olduğu gibi bitcoin, ethereum ve xrp gibi major projelerin sepetinizde ağırlıklı bir şekilde olması kesinlikle önem arz etmekte. Tabii ki bu şu demek anlamına gelmiyor. Bu üçü haricinde bütün piyasa yok olacak tabii ki böyle bir şey yok. Fakat %99'unun aynı senaryoyu yaşayacağını dile getirelim. Zaten yok olmayacak veya kendisini sürdürebilecek projelerde 5 yıl sonra çok daha iyi yerlere gelmiş olacağı kesinlikle söz konusu. Kripto paraların 5 yıl öncesine baktığımız zaman genel hacminin çok düşük seviyelerde olduğunu görmüştük. Şu anki seviyeleri trilyon dolarlarla telaffuz ediyoruz. Bundan 5 yıl sonraki seviyelerde ise çok daha büyük hacimlerde olacağımızdan kaynaklı hayatta kalabilecek projelerde çok ciddi hacimlere ulaşmış olacaktır ve bu hacimler neticesinde de sizin 5 yıl önce de yapmış olduğunuz yatırımlar çok büyük seviyelere devasa seviyelere gelmiş olacaktır. Söylediğim gibi yapacağınız en doğru şey sepetteki ağırlık oranlarını doğru bir şekilde belirleyip yatırımlarınızın nihai hedeflerine gelmesini sabırlı bir şekilde beklemek olacak. Şimdi birazcık geçelim santiment verilerine. Santiment verilerine baktığımız zaman özellikle 18 Ağustos 2022'den itibaren Bitcoin holderların çok ciddi seviyelerde Bitcoin biriktirmeye devam ettiğini ve bu son 15 günde özellikle 1,46 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptıklarını görmekteyiz. Hangi cüzdanlar kabaca 1.000 ila 10.000 Bitcoin tutan holderların böyle bir alım yapmış olduğunu söylüyor bizlere sentiment verileri. Burada total rakama baktığımız zaman 64.638 adet Bitcoin alımı yapmış bu cüzdanlar. Bu da demek oluyor ki ayı piyasasının dip seviyelerini güzel bir şekilde toplamış bazı isimler. İsimler kısmının altını da dolduracak olursak 1000 ila 10.000 Bitcoin holder'larından bahsediyoruz. Bunlara tabii ki balina gözüyle bakmamız gerekiyor. 1000 Bitcoin'in şu anki piyasa değeri malumdur. En netice olarak gidilen yer belli olduğu için Gerek balinalar olsun, gerek küçük yatırımcılar olsun hedefine bağlı kalarak yatırımlarına devam ediyor bizler de aynı şekilde. Geçiyoruz bir diğer on-chain platformuna. Bu platformumuzun ismi de Into the Block arkadaşlar. Ben de çok fazla kullanıyorum kendisini. 2022 yılı içerisinde Bitcoin holderlarının yapmış olduğu hareketler ile ilgili verileri paylaşmış vaziyetteler ve çarpıcı bir rakam ile karşı karşıyayız. 2022'de bir yılı aşkın süredir Hodl eden bitcoin cüzdan sayısı aslında cüzdan sayısı demeyelim Cüzdanların içerisinde bulunan bitcoin bakiyeleri 10 milyon bitcoinden 15 milyon bitcoine çıkmış vaziyette yani 50'lik bir Artış durumu söz konusu olmuş Bir önceki Onchain haberimde de söylemiştim arkadaşlar 1000 ila 10000 bitcoin tutanlar Bitcoinlerini arttırmış özellikle son 15 günde Burada da 2022 yılının tamamına bakıyoruz ve toplam hodl miktarının yüzde 50'sinin üzerine daha konulduğunu görmekteyiz. Bu da aslında bize piyasanın dibinin iyice sıyrılmış olduğunu göstermekte arkadaşlar. Tabii ki bu alımların tamamı dip seviyelerden yapılmadı. Özellikle tepe seviyelerden, orta seviyelerden yapılmış olduğunu biz bilmekteyiz. Örnek verecek olursak mikro stratejinin nerelerden aldığını net bir şekilde piyasada gördük. Koskoca diye tabir edebileceğimiz mikro strateji bile dibi yakalayabilmiş değil arkadaşlar. Bu bakımdan hiç kimse ben dipte aldım, tepeden sattım bu gibi yorumlara aldanmasın hiç kimse dibi bilemez hiç kimse tepeyi bilemez makro göstergelere teknik göstergelere ve temel bazı haberlere bağlı kalarak yorumlarımızı yapmalıyız. Tabi burada 3 gün önce yapmış olduğumuz haber analizleriyle beraber ki fikirlerimiz 3 gün sonra değişiklik gösterebilir. Neden? Çünkü ortaya çıkacak olan makro veriler yapılan bazı görüşmeler ve ortaya çıkan bazı haberler bu fikirleri değiştirme potansiyeline sahiptir. Değişken bir piyasadayız özellikle çok hızlı değişen bir piyasadayız. Bu bakımdan ayak uydurmamız lazım. Sitemi bırakıp ayak uydurup bu ayak uydurmayla beraber portföylerimizi yoluna sokmamız gerekiyor arkadaşlar. ABD'nin en önemli yatırım bankalarından bir tanesi Vanguard 2023 yılı öngörülerini bir rapor halinde paylaşmış vaziyette. Raporun özetine baktığımız zaman global çaplı beklenen 2023 yılını resesyon olarak tam anlamıyla görmediklerini buradan açıklamışlar. Tabii ki bir resesyon olacak deniyor fakat bu resesyonun beklenilenden çok daha aşağı seviyede olacağını bu rapor içerisinde söylemiş vaziyetteler. Bunun sebebi olarak da Fed'in artırmış olduğu faizlerle beraber enflasyonun kalıcı bir şekilde artık aşağı doğru düşüşü fakat istihdam verilerinin aynı oranına düşme işi gösteriyor arkadaşlar. Yani istihdam verileri yukarıya doğru giderken enflasyon aşağı doğru gidiyor. E bu durumda da bir resesyondan bahsetmek mantıklı olmayacaktır. Daha doğrusu ciddi bir resesyondan bahsetmek mantıklı olmayacaktır yorumunu yapmışlar ve 2023 yılı içerisinde tarihi bir resesyon gelmeyeceğini raporun içerisinde özetlemiş durumdalar. Bu rapordan çıkanlar ile Bitcoin ve kripto paralara yönelik bir yorum yapacak olursak özellikle Fed'in hedef enflasyon seviyesine ulaşmasının birazcık daha zaman almasından kaynaklı ve faizlerin belli bir süre daha stabil bir şekilde gitme potansiyelinin olmasından kaynaklı Bitcoin'de o tap yükselişlerin birazcık daha zaman alacağını 2023 sonu 2024 başları gibi olacağını belirtebiliriz arkadaşlar. Bu verilere bağlı olarak zaten bizim beklentilerimiz de o yöndeydi. Şu anki artışlar ara yükselişler olarak gözükebilir. Bu ara yükselişler zaten beklenilen durumlar. Şimdi 1 Şubat'tan sonra özellikle Fed'den sonra Fed'in faiz artışından sonra ve açıklamalarından sonra biraz daha yolumuz aydınlanacaktır. Bu sebepten dolayı daha net bir şekilde yorum yapabilmemiz için 1 Şubat tarihini beklememiz gerekiyor. Binance CEO'su jay bazı açıklamaları oldu Twitter'dan. Özellikle Boğa ile ilgili acaba bir söylem mi yaptı? Bir Boğa beklentisi mi var gibi durumlar ortaya çıkmış vaziyette bu tweetten sonra. Tweet'e baktığımız zaman Boğa piyasalarında risk yönetimini benimseyin, FOMO yapmayın diyor. Yani acaba bir Boğa mı geliyor? Buna bir hazırlık yapın şeklinde bir tweet mi attı acaba diye kullanıcılar yorumlar yapmaya başladı. Bunun haricinde tüm yatırımlarınızı tek bir kripto para birimine koymayın şeklinde de bir finansal tavsiye vermiş bulundu arkadaşlar. Tabii ki son gönderisine katılıyoruz ama onun haricinde boğa başlangıcı diyebileceğimiz veriler aslında çok fazla yok. Ama özellikle videomuzun son haberlerinde öyle şeyler göreceğiz ki bunlar boğayı ileride başlatma potansiyeline sahip olacaktır izlemeye devam. İflas başvurusunda bulunan Genesis'in eski yöneticilerinin Genesis'ten ayrılmadan önce ciddi miktarlardaki paraları, kripto paraları farklı cüzdanlara aktarmaya çalıştıklarını gösteren bir haberle karşı karşıyayız. Bu aslında FTX'te olanlarla hemen hemen benzer şekilde gözüküyor arkadaşlar. Durumun vahamiyetini daha iyi bir şekilde anlayabilmeniz açısından bu haberi göstermiş bulunmaktayım. Genesis hala bir risk teşkil ediyor. Genesis'in uzantıları, dijital köprüsü kurun, grayscale gibi kuruluşlar hala risk teşkil ediyor. Bunları unutmayalım. Tabii ki önceden fiyatlandı fakat sonradan neler olabileceğini bilemiyoruz. Hep beraber beklemeye devam. Geçiyoruz Hindistan tarafına arkadaşlar. Bilindiği üzere Hindistan'da kripto paralar ile ilgili bir vergi yasası bulunuyor. Bu vergi yasası neticesinde de kripto kazançlarından %30'un üzerinde vergi alındığını görmekteyiz ve bu vergi seviyesinin oldukça yüksek olduğu Zaten kullanıcılar tarafından da belirtilen bir bilgi. Bu duruma karşı 2023 bütçesi içerisinde tekrardan bir bu vergi yasasının gözden geçirilmesi ile ilgili Hindistan'ın dijital para birimi endüstrisindeki volümlü isimlerin Hindistan hükümetine ve Hindistan meclisine karşı bir baskı yaptığını, bir söylem içerisine girdiğini aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu haberi neden söylüyorum çünkü olur da Hindistan'dan da, da bu vergi düzenlemesi söz konusu olursa Hindistan gibi volümlü bir insan yapısına sahip ülkenin kripto paralara birazcık daha fazla giriş sağlayabilme potansiyelinin olduğunu göreceğiz. Bu düzenlemenin de Şubat ayı itibariyle 2023 yılındaki bu düzenlemenin Şubat ayı itibariyle de ortaya çıkacağını söylemeliyiz. Buradaki haberleri de hep beraber bekleyeceğiz. Duruma göre aksiyonları alacağız. En büyük kripto sever ülkelerden bir tanesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden yine açıklamalar geldi. Özellikle dış ticaretlerinde kripto para kullanımının ciddi seviyelerde rol oynayacağı ile ilgili açıklamalar yapılmış. Vaziyette Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti tarafından 2023 yılı içerisinde özellikle bu konuyla ilgili adımlar atılması durumu da söz konusu olursa bahsetmiş olduğumuz 2023 sonu ve 2024-2025 seviyelerindeki boğa sezonunun özellikle çok daha alevli bir şekilde geçmesine katkı sağlayacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de atılımlarını beklemekteyiz. Geçiyoruz çok daha önemli haberlere. Öncelikle Morgan Stanley CEO'sunun enflasyonla ilgili yapmış olduğu bir yorum var. Yoruma baktığımız zaman enflasyonun artık tepe seviyelere geldi ve buralardan artık düşüşlerin başlayacağını net bir şekilde veriler ışığında söylüyoruz diyor Morgan Stanley. Bu da özellikle artık enflasyonun düşüşe geçmesi globalde parasal sıkılaşmanın birazcık daha gevşeyebilme ihtimalini ortaya çıkarmış vaziyette Fed'in atacağı adımlarla birlikte Avrupa tarafından, İngiltere tarafından, işte bu Asya tarafından gelecek parasal genişlemelerle beraber Kripto paraların çok daha ciddi canlanma durumu söz konusu olacaktır. Yani yükselişi destekler haberlerden bir tanesi bu. Bunun dışında çarşamba günü Davos'ta bir görüşme yapıldı ve bu görüşme kimler tarafından? ABD Hazine Bakanı Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He tarafından yapılan bir görüşme idi. Özellikle bu görüşmenin ABD ve Çin arasında oluşan buzların yavaş yavaş erimeye başladığını gösterdiğini dile getirmemiz gerekiyor. Bu global enflasyon, global resesyon söylemleri ve birçok tedarik zincirinin bozulmasındaki ana etkenlerden bir tanesi tabii ki ABD ve Çin'in arasında yaşanan sıkıntılar idi ve bu sıkıntıların artık aşılmaya başlayacağını hem yalın tarafı hem de Çin tarafı söylemleriyle bizlere göstermiş durumda. İşte kripto paralarda yükselişi en ciddi bir şekilde getirme potansiyeline sahip olan haberde Budur yani Çin ABD arasındaki ticari iyileşmedir arkadaşlar. Bu iyileşmeyi görebilirsek parasal genişlemeler çok daha ciddi seviyelere gelecektir ve piyasadaki bolluk, para bolluğu kripto paralara çok daha net şekilde yansıyacaktır. Ben özellikle bu çarşamba günü yapılan görüşme sonrasında Bitcoin'in yükselişini destekler nitelikte olarak gördüğüm haberlerden bir tanesini bu Yalın ve Başbakan Yardımcısı, Çin Başbakan Yardımcısının haberi olarak söylemeliyim. Çok daha iyi bir şey söyleyeceğim. Özellikle bu haberin içerisinde Reuters haberi arkadaşlar. Henüz net bir açıklama yok fakat iki tane net kaynağın bunu söylediği ifade edilmiş Reuters tarafından. ABD Hazine Bakanlığı yetkililerin çarşamba günü Çin'e ön hazırlık için gideceği söyleniyor. Neyin ön hazırlığı? Yalın bir ziyarette bulunacak imiş tırnak içerisinde söyleyelim. Yani deminden beri yapmış olduğumuz yorumları destekler nitelikte bir aslında haber arkadaşlar. Bu durum piyasaları çok daha pozitif bir havaya sokacaktır. Açıklamaları hep beraber bekliyoruz. Şimdi gelelim Bitcoin'in grafiğine. Öncelikle Fibonacci 618 seviyesine önem veriyordum ve bu seviye ciddi bir breakoutla yukarıya doğru kırıldı ve bir sonraki Fibo seviyesine takıldık şu an. Fibonacci 0,786 seviyeleri bu da fiyat bazlı olarak 23.150 dolar bantlarını gösterir nitelikte ve bu seviyelerinde kırılımının yakın olduğunu görüyoruz. Ancak uyarı. Özellikle günlükte Aresay seviyelerinin hala 86 ile 90 seviyelerinde gezdiğini söylemeliyiz. Yükseliş tabii ki devam edebilir. Yani bu aktarmış olduğum Çin ABD tarafından gelen haberler ve te teknik ve on Çin tarafından gelen haberlerle beraber yukarıya doğru desteklenebilir. Ama düzeltmeli bir şekilde gidebilme potansiyelinin de olduğunu söylememiz lazım. Bu bakımdan destek bölgelerini iyi bir şekilde algılarsak bizim adımıza iyi olur. Teknik grafiklere göre işlem yapan arkadaşlarımız için. Yani buradan sonraki destek bölgemiz neresi diye soracak olursak bir önceki fibo seviyesi olan 21.500 dolar seviyeleri önemli olacaktır. Desteğin ardından şunu da ifade edelim. Bugün bildiğiniz gibi haftalık kapanış var. Saat gece 3 seviyelerinde. Bu haftalık kapanış görüldüğü üzere muhtemelen 21 bin doların üzerinde olacaktır ve haftalık baz olarak 21 bin doların üzeri çok güvenli bir bölge arkadaşlar teknik olarak yani 21 bin doların altında stoplu bir şekilde artık haftalık olarak işlem durumunun söz konusu olduğunu da göz ardı etmeyelim lütfen. Sonrasındaki hedeflere bakacak olursak 23.150'den sonra önemli diyebileceğimiz bir teknik bölge 25.230 dolar seviyeleri önemli bir direnç ve bana kalırsa çok çok daha önemli ve geçilmesi zor olacak bir direnç bölgesi ise 28 ila 29 bin dolar bantları olacaktır. Olası bir yukarıya senaryoda bu seviyelerden TP tek profit almanız gerekiyor bana kalırsa ve kaldı ki haftalık 1-2 hafta içerisinde bu seviyeler kırılırsa artık bambaşka seviyeler teknik olarak konuşmaya başlarız. Bunu da ifade etmiş olalım. Fakat hala piyasamızda arkadaşlar korku yaratabilecek ve piyasamızı titretebilecek haberler olduğunu da cebimizin bir kenarına koyalım. Yani her senaryoya hazırlıklı olalım. Bir önceki videomda XRP token'ın grafiğine bakmıştım ve önemli bir seviye söylemiştik. Bu kırmızı alan yani yaklaşık 0,40 dolar bantlarıydı ve fiyat bu son 2-3 gün içerisinde bu 0.40'ın üzerine doğru attı. Hatta günlükte R testinde yaptı gibi gözüküyor. Yani bu ne demek? Teknik olarak 0,40'ın altında stoplu bir şekilde artık bir sonraki hedefler beklenebilir. Buradan sonra bir sonraki hedefi XRP'nin kuvvetle muhtemel 0,51 dolar bandları olacaktır. 0,51'i geçebilirse de 0,55, 0,56 seviyeleri sırasıyla hedef bölgeleri olacaktır arkadaşlar. Kilit rakamımız ve stopu altına koymamız gereken rakam 0,40. Geçiyorum Near protokolün grafiğine. Grafiğe baktığımız zaman özellikle bir çanağa benzer yapının olması fiyatın daha da ciddi bir şekilde ilerleyebilme potansiyelini gösteriyor. Yukarıda bulunan 4 dolar seviyelerine doğru. Fakat yine aynı şekilde RSI'de bir şişkinlik olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Ve burada bir direnç bölgesinin geçilme durumu da söz konusu. Bu direnç bölgesi 2,38 dolar bantları. Yani 2,38'in üzerinde kalmaya devam ederse günlükte hedefimiz 4 dolar bantları olacaktır. Bunu da ifade edelim. 4 dolara gelmeden önce önünde bir Şöyle grafikte direnç bölgemiz var. Bu direnç bölgesi de 2,80 dolar. Bantları arkadaşlar TP1, TP2 ayarlarken bu fiyatı da kesinlikle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bunların haricinde sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Twitter'dan da paylaştım. Online ve yüz yüze olacak bir eğitim planlaması içerisindeyim. Kısıtlı bir kadro olacak. Çok fazla kimse olmayacak fakat bu kısıtlı kadro içerisinde kripto paralar, blockchain içerisindeki 7 yıllık tecrübemi sizlere aktaracağım. Yani mini bir eğitim olacak. Siz bana soru sorabileceksiniz. Ben o sorulara cevap vereceğim. Onların haricinde belli bir müfredata bağlı kalarak bu online eğitim içerisinde biz bize olacağız. Başvurmak isteyen arkadaşlarım varsa bana Twitter'dan DM atarak başvurabilirler. Şunu da dipnot olarak söylerim. Herhangi bir ücret durumu söz konusu olmayacak. Tamamen ücretsiz. Benim bilgilerimi sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bu durum videonun ön plana çıkması ve kanala destek için önemli arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.